Açıkçası bu fiyata bu telefon olmamış. Türkiye'deki yeni Çinli incelediğim ikinci modeliyle de beni ne yazık ki şaşırtmadı. Peki neden böyle düşünüyorum? Gelin şimdi Vivo Y70'e yakından bakalım. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet akıllı telefon pazarında ülkemizin yeni oyuncularından biri de Vivo oldu kısa bir süre önce. Daha önce de Vivo'nun X50 Lite akıllı telefonunu incelemiştim. Hatırlarsınız bu defa ise bir diğer yeni modeli Y70 bizlerle beraber. Hemen hızlıca Vivo Y70'de ee yakından özelliklerini yakından bakacağız ee, ama bu modelin orta segmentin büyüsü olduğunu söyleyerek sözü açayım. Ee, telefonun e, kilit özellikleri arasında oldukça hafif olması ve tasarım ile güzel görünmesi yer alırken ayrıca yüksek RAM e, kapasitesi ve hızlı şarj yeteneği ile öne çıktığını söyleyebilirim. Ancak hemen şunu da söyleyeyim. Snapdragon 660 işlemci e, ve fiyat hiç olmamış. E, bunun nedenlerinden de bahsedeceğiz ama önce tasarımdan başlayalım. Vivo Y70 tasarımıyla oldukça hoş görünen, göze hoş gelen bir akıllı telefon. Daha önce incelediğim X50 Lite'dan daha minimal görünen Y70 çok ince bir yapıya sahip ve oldukça da hafif bir model. Sadece 7.8 mm kalınlığında olan bu telefon böylece bu boyutuyla şu an piyasada bulunan pek çok telefonun çok daha ince duruyor. Öte yandan hafif de 171 gram ağırlığıyla ultra modellerden sonra ince, e, özel özlediğim e, hafiflikli bir telefon oldu diyebilirim. Vivo A70'in arka yüzeyi e, mat plastik yapıda. Bu segmentte e, plastik yüzeyli modellere alışığız ancak artık plastik modellerde bir hayli evrildi. E, hem görünüm hem hassasiyet anlamında iyi e, işleniyorlar ve Vivo A70'de bunların arasına giriyor. Güzel görünüyor telefon. Telefonun ekranı 6.44 inç büyüklüğünde e, %90.12'lik bir ekran gövde oranına sahip olan telefon. Kenar çerçeveleri de oldukça ince Duruyor, güzel görünüyor. Ee, üstte damlı çentik yapısında e, bir ön kamera konumlandırılmışken alt kenara baktığımızda burada sırasıyla 3.5 mm kulaklık girişi, mikrofon, USB-C portu ve hoparlörü görüyoruz. Ee, telefonun kutu içeriğinde de bu, bu arada e, kulaklık yer alıyor. E, o da önemli bir diğer detay. Ayrıca silikon kılıfta kutu içeriğinde var. E, Telefon ekranın üzerinde de bir e, önceden yerleştirilmiş bir koruma filminin konumlandırıldığını da söyleyeyim. Biraz da ekran özelliklerinden bahsedelim. Ee, dediğim gibi 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Ee, panel olarak da AMOLED panel tercih edilmiş. Bu anlamda kontrast oranı gerçekten iyi seviyede. Ekran bu alandaki pek çok telefonda olduğu gibi e, 60 Hz tazeleme oranı sunuyor, hızı sunuyor. E, fakat artık bu kategoride dinlemekler değişmeye başlamış durumda. Artık 90 Hz ve 120 Hz'lik ekran panellerini görüyoruz bu kategoride. Ee, bu anlamda 60 Hz'lik panelle biraz geride kaldığını söylemek lazım Vivo Y70 için. Ama ekranı güzel bir görüntü sunuyor telefon. Ee, Vivo Y70 Full HD Plus çözünürlüğünde görüntü sağlıyor ve dediğim gibi yüksek kontrast oranıyla iyi seviyede bir görüntü alıyorsunuz. Bu arada ekrana bir parmak iz sensörü de yerleştirmiş Vivo. Böylece bu parmak izi sensörüyle kolayca girişinizi yapabiliyorsunuz. Oldukça hızlı ve akıllı çalıştığını söyleyeyim. Fakat bunu tercih etmek istemeseniz tabii ki alternatif olarak ön kamera yoluyla yüz tanıma özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Vivo Y70 dediğim gibi orta seviye akıllı telefonlardan biri oluyor. Ancak bu aşamada bir önce incelediğim Vivo X50 Lite'den çok da fark yaratmıyor teknik kadrosu ile diyebilirim. Çünkü iki telefonun dediğim gibi teknik kadrosu neredeyse hemen hemen aynı. Bu telefonda da Snapdragon 665 işlemcinin kullanıldığını görüyorum ki 8 çekirdekli olan bu işlemci artık biraz Yaşlanmaya yüz tuttu geçen senenin modeli. Ee, i̇çeriğinde 2 GHz frekanslı Cairo 260 Gold ve 1.8 GHz frekanslı verimlilik olarak da Cairo 260 Silver çekirdeklerinden güç sağlıyor. Ee, telefonda 8 GB RAM kapasitesi sevindirici olsa da telefonun işlemcisi artık dediğim gibi nispeten yaşlı. Piyasada Snapdragon 732G işlemci içeren modeller var. Rakipleri ve Vivo Y70 fiyatıyla da onlardan aşağı kalır yanı yok. Bu telefonun fiyatı biraz daha aşağıda olsa evet o zaman farklı düşünebilirdim. Ee, geleceğim ona da. Ee, telefon RAM kapasitesi 8 GB dediğim gibi e, 128 GB depolama alanının olması sevindirici yeterli alanınız var. Eğer bu alan size yetmezse yeni mikro SD kart yoluyla bu alanı arttırabiliyorsunuz. İşletim sistemi olarak Android 10 işletim sistemi kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca şirketin kendi arayüzü e, Funtouch 11 bulunuyor. Bu launcher sade ve kolay bulacağınız bir arayüz olacak ancak beğenmezseniz e, tabii ki farklı launcher'larda yük diyebilirsiniz spektive. Bazı farklılıklar var mesela galerine files kısmı yerleştirmiş buraya. Hani onlara alıştıktan sonra bir probleminiz yok. Pek çok şey ayar zaten aynı durumda. E, telefonun bu arada grafik işlemci Adreno 610 e, genel performans sınıfına uygun olduğu gibi oyun performansına sorun yok telefonla ilgili. PUBG olsun, Call of Duty modern, e, Mobile olsun rahatlıkla oynayabilirsiniz fakat grafik ayarlarını çok fazla kastıramayacağınızı söyleyeyim. Orta seviye e, Muadil telefonlarla benzer bir performans sürüyor Oyun çizgisinde de. Telefon elbet rutin testlerimizi yine uyguladık ve diğer telefonlarla karşılaştırdım. Geekbench testinden 301 puan tek çekirdek, -e 1160 puan çoklu çekirdek -e sonuçları alan telefon rekabetten uzak bir görüntü sağlıyor bu grafiğiyle beraber. Yani Poco X3 NFC veya Xiaomi Redmi Note 9 Pro gibi daha yüksek performans üretirken üreten modeller varken fiyat olarak da daha cazip durumdalar. Bu anlamda Vivo Y70 pek yıldızını parlatabilen bir model olmuyor. Eee AnTuTu benchmark'a geldiğimizde burada durumun pek farklı olduğunu görmüyoruz. Telefon bu testte de 183.100 puan toplayarak listenin e, ancak orta sıralarında kendine yer bulabiliyor. E, bu adımda e, son olarak Vivo Y70'in 8211 AC Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, FM radyo ve çim SIM kart desteği içerdiğini söyleyelim. Bunlar telefonu güzel yanları oluyor. Telefonun 4.100 mAh kapasitesinde bir batarya mevcut durumda bu kategoride çok daha yüksek kapasiteli modeller görmeye alıştık. Daha çok 5.000 mAh seviyelerinde karşılaşıyoruz. Fakat buna karşın Vivo'nun tercihi bu şekilde olmuş ve telefonun enerji verimliliği iyi seviyede. Normal kullanımlarda 2 günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Mesela tam ekran parlaklığında 1 saat Netflix izlerseniz yer pil %8 oranında şarj kaybı yaşıyor ki bu da Gayet makul bir süre. Bu anlamda bir bütçe telefonu için güzel sonuç olduğunu, bu telefonun güzel sonuç sunduğunu söyleyebilirim. Daha iyi olan kısmı ise telefonun şarj süresi. Vivo Y70'i kutusundan çıkan şarj kablosu ile beraber, yani 33 watt gücünde bir şarj adaptörü çıkıyor. Bununla şarj ederek 30 dakika içinde %63 oranında şarj edebiliyorsunuz. Şirketin bu konudaki iddiası ise %65 oranında şarj ettiği de fakat benim test ettiğim sonuçta %63 olduğunu söyleyebilirim. Yani e, tutarlı aslında. Öte yandan telefonu tam kapasite şarj olması ise 45 dakikayı buluyor. Bu anlamda e, hızlı şarj olmasıyla oldukça beğendiğim bir telefon oldu Vivo Y70. E, telefonun kameralarına gelecek olursak burada arka tarafta 3 kamera bulunduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bunlardan 48 megapiksel şeklinde ana kamera olurken diğer iki kamerada 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda ultra geniş açılı veya telefoto lens bulunmazken rakiplerinde en azından ultra geniş açılı sensörün bulunduğunu göz ardı etmemek lazım. Hatta Vivo X50 de X50 Lite modelinde de vardı. Telefonun ana kamerası 48 megapiksel dediğim gibi 25 milimetrelik olan bu kamera f1.8 diyafram açıklığına ve 0.8 mikrometre odak uzunluğuna sahip. Faz algılamalı otofokusun bulunduğu kamera ile ayrıca 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Burada çift led flash da konumlandırılmış arka tarafa. Onu da söylemek lazım. Ana kamera normal koşullarda ve iyi aydınlatılmış ortamlarla güzel sonuçlar çekebiliyor. Sosyal medya paylaşımlarınız için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle dış mekanlarda manzara çekimlerinde beklentimizi karşılayan sonuçlar üretti telefon. Keşke burada dediğim gibi bir ultra geniş açılı bir kamera da olsaymış. Manzara çekimlerinde gerçekten gerçekten güzel sonuçlar üretiyor. En azından daha geniş manzara fotoğrafları çekebilirdiniz. Düşük yük senaryosuna geldiğimizde ise burada kuşkusuz biraz grenlerle başa çıkmakta zorlandığını söyleyebiliriz. Telefonun, telefonun da gece modu da yer alıyor. Bunu kullanarak nispeten sonuçları düzeltebiliyorsunuz. Telefonun ön kamerası ise 16 megapiksel şeklinde yer alıyor. Bu kamera rakiplerle benzer özellikler içeriyor ve segmentin uygun sonuçları üretiyor. Portre ve güzellik modları unutulmamış. Onu da söyleyelim. Sonuç olarak değerlendirirsek Vivo Y70 çok etkileyici bir telefon olmuyor ne yazık ki. Fiyat 2000 TL bandında olsa farklı konuşabilirdim. Ancak 3500 TL fiyata sahip olması onun rakipleriyle olan rekabetten kopartıyor. Ee, telefon güzel görüntü üretiyor, güzel bir tasarıma sahip, iyi bir pil ve hızlı şarj yeteneğine sahip belki ancak e, performans sonuçları ortada, fiyat dengesi açık ve rakiplerinin de daha zengin kamera ve ekran özellikleri de görebiliyoruz. Bu anlamda Vivo Y70 tıpkı XL Lite Light modeli gibi yıldızını parlatamayan bir telefon oluyor. Ne yazık ki. E, ancak elbette tabii ki bu noktada seçim sizin e, her zaman olduğu gibi. E, İzlediğiniz çok teşekkürler. Hakkında sorularınız varsa Vivo Y70 hakkında ve mutlaka yorumlarda yazın. E, abone olarak da ve videoları da beğenerek destek olmayı unutmayın diyelim. E, ben Ercan Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.